Falan kişilere kin gütsek de, öfke gütsek de, onların batıllarını görmüş olsak da cahiliyede, İslam devleti olduktan sonra Allah subhanahu wa ta'ala dini onlara zimmi hukukuyla onların mallarını ve canlarını koruyor. Onlara dokunamayız bile. Şimdi ben sana soruyorum Diamond Tema ve zihniyetiniz. Şunu bir cevaplandırın. Kendi hayal dünyanızda şu an beni izleyen o kafirler, beni izleyen tüm kafir ekibiniz, kafir kardeşlerin, kafir grubu. Sizlerin inandığınız sistem başa gelmiş olsaydı, sizlerin istediğiniz sistem başa gelmiş olsaydı, o aklınızda artık ne var bilmiyorum da binlerce ihtilafın içerisinde hangisini uygularsınız onu bilmem. Uyguladığınızda bizlerin bu sakallı halimize, eşlerimizin peçeli haline, bizlerin mescitlerimize, bizlerin inancına, bizlerin söylemlerine saygı duyacak mısınız? İzin verecek misiniz daha doğru söyleyeyim? Sizin inandığınız sistem, sizin istediğiniz sistem geldiğinde bizlerin herhangi bir şekilde güvenliği olamaz. Çünkü bizim kuralımız, kaidemiz bir Rab tarafından, ilah tarafından belirlenmişken sizler kendiniz ilahlık tasladığınızdan dolayı her geçen gün ne kanun çıkartacağınız, bizimle alakalı ne fikir vereceğiniz hiçbir şekilde belli olmayacak. Ki Mustafa Kemal de aslında bunu istedi ama arzuladığı şeyi başaramadı. Elhamdülillah. Bu adil dediğin sistem 3 defa 4 defa gözaltına aldı ve beni kaç gün nezarette hapsetti yani. Niye? Fikirlerimizi söylüyoruz diye. Niye? İnancımızı söylüyoruz diye. Niye? Görüşümüzü söylüyoruz diye. Niye? Anladın mı? Meseleleri anladıysan demek ki senin bu sistemden daha da harici olduğunu biliyorum. Yani senin inancın bu sisteme göre daha da ifrat seviyesindedir. Bu sistem seni tatmin etmiyordur. Bu sistem Müslümanlara yaptığı muamele seni tatmin etmiyordur. Sana göre bizim idam edilmemiz, öldürülmemiz gerekli. Sana göre bizim yaşam hakkımız falan yok. Bak eğer yaşam hakkı var dersen oradan ben başka bir yollara gireceğim. Bunlar Rabbim nasip ederse bir münazara teklifinde ben sana dediğim gibi açığım, bulunuyorum. Buyur konuşalım. Her türlü konuyu oturup konuşalım. Bir saat, iki saat yetmeyeceğini de biliyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani en az bir 5-6 saatimizi ayırmamız gerekecek. Ben seni o videoda, o münazarada, o tartışmalarda senin durumunu çok merak ediyorum. Şu an senin yakalama kararın çıkmış ya. Adamlar yıllarca hapishanelerde halen içerideler. Niye? İnançlarını beyan etmişler. İnançlarını anlatmışlar. Niye? İşte bu inanca sahip olan insanlar örnek söylüyorum falan gruplardan falan hiziplerden. O zaman sen de gel. Neden bahsediyorsun? Benim dinim sana bu özgürlüğü sunuyor. Hatta benim dinim dedim ki sana mahkemelerini kurma özgürlüğü sunuyor. Bunu veriyor. Askerliğe gitmeme özgürlüğü veriyor. Çocuğunu okula göndermeme iznini veriyor. Kendi okulunu aç. Kendi inancın, ideolojinin çerçevesinde çocuğunu orada yetiştirebilirsin. O okullarda öğretebilirsin. Bu sana İslam'ın sunduğu bir özgürlük. Soru, bugünkü senin savunduğun sistem bunu bize verdi mi? Şimdi yani bu şeriatı savunmak için aslının çıkması bir fiyasko. Ben şeriatı savunmak için keşke daha bilgili biri çıksaydı ama, keşke ama aslında da reyting abi, var biliyorsun. Evet. Şu var abi, işin gerçeği biz sadece onunla görüşmedik. Birkaç kişiyle daha görüştük çıkmak ama istemedim. Ne yazık ki çok kişi geri çekildi. Mesela çünkü çok şeriatla alakalı bilgisi gayet yok. Bu açık burada belli etti kendisini. Ya da hani işte sadece felsefi konuşsun hani işte bahsettiği o siyasi konuşsunu konuşalım. Bunu dedim ya. Ben hatta oradaki çağrı ben yaptım. Bunu artık çevirebiliriz mevzuyu diye. Ama görünen o ki aslında bunu kabul etmedi. Yani devam etti program. Ve devam ettikçe işte bir şeyler daha da fazla böyle hani gündem oldu. Neyse sözün özü eğer beğenilmiyorsa ki bence de o konu çok tartışmayacak bir konu. Bir hadsizlik varsa haddini bildirecek birilerinin gelmesini çok isterim abi. Bugün aslında Tok'la Diamond Tema ile alakalı, ikisiyle alakalı aslında bir video çekeceğim. Öncelikle İslam nasıl savunulmaz? Aslında Tok. İslam nasıl yanlış anlaşılır? Diamond Tema. Ya da insan nasıl doğru anladığını zannettiği şeylerin üzerinden saçmalar? Diamond Tema. Ya da İslam şeriatı nasıl yanlış anlatılır? Ya da İslam şeriatını nasıl kötü bir propagandaya maruz bırakılır? Aslında Tok. Nasıl doğru düzgün savunulmaz? Aslında Tok. Nasıl bilmediğin halde bilen, senden daha iyi araştırmış bir insanın karşısına çıkıp da İslami bir kimlikte bulunup insanlara İslam şeriatı nasıl yanlış aktarılır? Aslında Tok karşı taraftan kaynak istemesine rağmen ama kendisine geldiği zaman kaynak vermeyen bir uyanık Diamond Tema ve bununla alakalı birçok konuyu zaten video içeriğinde teker teker onların üzerine şerhler düşeceğim. Bundan önceki çekilen videoda da kendisini İslam'a nispet etmiş, Müslümanım diyen insanları da eleştirdim. Bu konu hakkında herhangi bir şekilde beni dinleyen ateist, agnostik, deist veyahut farklı kafir serileri var ise bunlar da bilmesi gerekli ki bizler Kur'an ve sünnet çizgisinde olmaya çalışan muvahhidleriz. Kur'an ve sünneti tutup
tutup da kendi hevasına ya da omurgasızlığına, kendi toplumuna, kendi örf ve adetlerine göre şekillendiren insanları da rezil ederiz, ifşa ederiz. Bizler İslam'ı üstün tutup kendimizi İslam önüne geçirmeyiz. Hevamızı İslam önüne geçirmeyiz. Bu konuda dürüst olmak zorundayız. Kendi taifemizden dahi olsa, kendi toplumumuzdan, kendi ümmetimizden, kendi hizbimizden de olsa bir insan eğer İslam'ı yanlış aktarıyor ise, hatalı aktarıyor ise onu Allah rızası için, kendi dinimiz için, kendi dinimizdeki doğruluk, adalet için uyarmamız gereklidir. Bizler İslam'ı Allah'ın ismini yüceltmekle mükellefiz. Onu tekbir etmekle, onu tenzih etmekle mükellefiz. Kendimizi tekbir etmekle, tenzih etmekle mükellef değiliz. Öncelikle en başta hani yorumlara gelip de yorulmasın diğer kafir serileri. Bu insanlara biz şunu söylüyoruz. Diamond Tema bu videoyu niçin? Bu videodan önce mesela Diamond Tema'yı herhangi bir şekilde münazara teklifinde bulunmadım. Niye? Çünkü şu video gerçek manada çok cahilliğiyle alakalı, saçmalamasıyla alakalı, söylediği sözlerin arkasını doldurmamasıyla alakalı birçok örnek içermektedir. Önce onların üzerinden gideceğim. Aksi halde şöyle de yapabilirdik. Bu açıklarını ben direkt Diamond Tema ile münazara teklifinde bulunur. Bu açıklarını direkt yeniden ona sorar ve onu bir tuzağa düşertmiş, bu çelişkisini göstermiş olurdum. Bu benim için Allah subhanahu ve teala'nın izniyle kolay. Çünkü bu videoyu izlediğimiz zaman ne kadar çelişkisi olduğunu, ne kadar mantıksız olduğunu, kitlesi cahil olarak izlediğinden dolayı ve bir taassup içerisinde olduğundan dolayı yani Diamond Tema'nın kitlesi Diamond Tema kadar araştırması gereklidir. O zaman zaten Diamond Tema'nın ne olduğu ortaya çıkacaktır. Ama Diamond Tema kadar araştırma yapmıyor iseniz o Diamond Tema'nın ne konuda yanlış yaptığını, hata yaptığını bilmeyeceksiniz. Siz farkında olmadan bir ilah da edinmiş olacaksınız. Yani Diamond Tema söylüyorsa kabul edeceğiz. Diamond Tema şöyle dedi, kabul edeceğiz. Ya da hevanızın, nefsinizin hoşuna gelen bir durum var ise ondan dolayı kabul edeceksiniz. Bu durumda sizin için artık kaçınılmaz bir hal alacaktır. O zaman biz burada videoda iki şahsı eleştireceğiz. Özellikle ben videoyu sabırla bitirdim. İki taraf içinde. Özellikle Aslın Tok'la alakalı bu kadar pasif bir insan olmaması gerekli. Yani sen karşısında resmen küfrün cihadını veren, küfrün mücahitliğini yapan bir adam var ve sen onun karşısında bu kadar bilgisizliğinle eziliyorsun. Keşke yani yarısında kalkıp gitseydin, Aslın Tok bilgisizliğiyle rezil oldu deseydiler, bilgisizliğiyle kalkıp gitti deseydiler ama bu kadar saçmalayıp bu şahsa malzeme vermeseydin, eğer yorumlara gelip de niye o zaman burada konuşuyorsun, niye kendisiyle tartışmak istemiyorsun derseniz önce şu bir videoyu bitireceğiz. Bu videoyu bitirdikten sonra da şunu belirtmemiz gerekli ki ben herhangi bir şekilde kendisiyle tartışmayalım, kendisiyle münazara etmeliyim demiyorum. Ben herhangi bir kural ve kaide koyulmasını istemiyorum. Ben bir muvahhid olarak çıkacağım. Kendisi de agnostik olarak çıkar ve özgür bir şekilde bütün onunla alakalı benim ona soracağım sorular, onun benimle alakalı, benim inancımla alakalı soracağı sorular olmak üzere özgürce soru sorabileceğiz. Bunu herhangi bir şekilde bir konuyla kısıtlamayacağız. Ben bir konuyla kısıtlanmanın aslında hakkın üzerine örtmek veyahut başka gerçeklerin böyle kapısını kapatmak olarak görüyorum. O yüzden özgür bir şekilde konuşabilecekse, kendisinde bu kapasiteyi artık görüyor ise, kendisinde bu kapasiteyi kitlesi olarak değil, yani bir insanın örnek söylüyorum milyon kitlesi olduğundan dolayı insan kendini bir halt zannediyor ise zaten bir halt değildir. Ama insan bilgisine güveniyor ise, ayakları o bilgi konusunda yere basıyor ise, yani savunabileceği konuda kendisine bir güven içerisinde ise tamam, o zaman karşımıza çıkabilecektir. Ben buradan da dediğim gibi her türlü kendisiyle birebir konuşabiliriz. Özellikle canlı yayın olarak kendisi bulunduğu yerden, ben kendim bulunduğum yerden bir Müslüman olarak, kendisi de bir agnostik kafir olarak kendisiyle her türlü münazaraya açığız. Şimdi videoya bir geçelim. Videoyla alakalı meselelere bir değinelim. O kadar fazla çelişkisi var ki, o kadar fazla sorunu, problemi var ki Diamond Tema'nın. O kadar kendisini haklı zannettiği, karşısındaki maalesef pasif bir kişi olduğundan dolayı, savunamadığından dolayı, itiraz edemediğinden dolayı, bir soruyu doğru düzgün omurgalı bir şekilde soramadığından, karşı tarafın da maalesef baskısını kabul ettiğinden dolayı örnek, ben burada şeriatın olumsuz olan yönlerini söylemek istiyorum. Olumsuz olan yönlerini söylemek için geldim. Sen de onun olumlu olan yönlerini söylemek için geldim. O zaman aslında hiçbir şekilde o programa girmemen gerekli. Hiçbir şekilde gitmemen gerekliydi. Bu bir kurnazlıktır. Bu bir tilkiliktir. Yani sen sadece oraya yargılanmak için gitmiş, Diamond Tema da kendisini hakim olarak gören bir kişiden ibaret. Yani böyle bir durumda acaba sen dinini, inancını istediğin kadar savun, istediğin kadar doğru olarak ortaya koy. Karşı tarafın batılını, karşı tarafın rezil halini, karşı tarafın çelişkisini, saçmalamasını ortaya koyamadığın takdirde sen oradan sadece İslam doğrudur ama adam batıl değildir. Bu şekilde bu anlayışla kalkıp gidersin. Onu da maalesef beceremedin. Onu da maalesef eline yüzüne bulaştırdın ve oradan maalesef hiç gelmeseydin daha iyiydi denilecek, ardından söylenilecek bir şekilde maalesef kalktın gittin. Şimdi videoyu bir analiz edelim. Başlayalım. Allah Subhanahu ve Teala razı olduğu şekilde konuşmayı ve Allah Subhanahu ve Teala basiret üzere konuşmayı nasip etsin. Şimdi şeriat ve İslam devletinin siyasi olarak nasıl bir yapı ortaya koyduğu üzerine
üzerine bir tartışma yürüteceğimiz için ben şeyi sormak isterim. Yani benim ideal olduğunu düşündüğüm, doğru olduğunu düşündüğüm yapı insanlar için, toplum için İslam şeriatı, İslam devleti ve onun önerdiği sistem. Dolayısıyla sizin neyi ideal olarak gördüğünüzü veya nasıl bir toplum telakkiniz olduğunu. Şimdi burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Aslın Tok burada diyor ki ben senin inancını, Aslın Tok burada gerçek manada güzel bir giriş yapıyor. Lakin Aslın Tok o söylediği sözün arkasında mücadele etmiyor, dayatmıyor, irdelemiyor. Aslın Tok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki karşı tarafa, yani senin aklındaki bir devlet anlayışı var mı? Sen hangi devlet anlayışına sahipsin ki ben ona göre de biraz konuşmak isterim. Çünkü burada nedir? Karşı tarafın anlayışını eğer öğrenirsek karşı tarafın yanlışlarını veya o çelişkilerini ancak konuştukça ortaya çıkartabiliriz. Ama o konuşmadığı sürece hepsi nedir? Korunmuş bir halde duruyor demek. Burada bir sefer adalet olmamış. Yani karşı taraf gerçek manada konuşması gerekli ve aklındaki evet devlet anlayışını bir hele anlat. Biz bir anlayalım da ona göre bir konuşma içerisine girelim. Çünkü senin doğru dediğin şey belki konuşacağın şeylerle kendi devlet anlayışınla beraber çelişecek. Senin yanlış dediğin şeyler belki başka bir yerde devlet anlayışınla savunacaksın. Bu yüzden burada gerçek manada bir uyanıklığa gidiyor daim tema. Şimdi konuşmasının burada değil, konuşmasının ilerisinde zaten bunu kendisi belirtiyor. Ben normalde şeriatı eleştirmek için, şeriatın yanlışlarını söylemek için gel diyecek. Nasıl bir yönetim olduğunu sizin idealinizde onu sormak isterim önce. Ben bir agnostik olduğum için böyle çok ciddi konularda en iyi yönetim biçimi, hayatın anlamı ya da Allah var mı yok mu gibi konularda net bir konuya varamıyorum. Çünkü birçok yönetim sistemi çok güzel özelliklere de sahip ve suistimale de çok açık. Aslında yönetim biçimlerine baktığımızda ister teokrasi olsun, ister teknokrasi olsun, ister demokrasi olsun, ne kullanıyorsan kullan, halkın mükemmel olması gerekiyor. Aslında ortaya attığı fikir gerçek manada bugün toplumda genellikle savunduğu bir fikir. Ve insanlara çok kolay gelen bir fikir. Yani böyle hevalarını, heveslerini, nefislerini tatmin eden bir fikir. Yani diyor ki bir şey ne kadar doğru olursa olsun, toplum doğru değilse o doğru olan şey ertelenebilir, yapılmayabilir. Yani insanlar yanlış olan, insanlar karaktersiz, insanlar şerefsiz, insanlar alçak, insanlar hain, insanlar namussuz. Sen böyle bir adamlara getiriyorsun. Diyorsun ki al İslam şeriatıyla hükmet. Yani İslam dini insanın ıslahı için yok mu? İslam dini zaten insanın ıslahı için. Kendisi bugünkü sistemin içerisinde yaşaya. Zaten bugünkü sistem insanları ıslah etmeye yönelik değildir. Kısmi olarak insanları ıslah etmeye yöneliktir. O da kendi usulünce. Islah etmeye kalkarken tam manasıyla başka bir yerden daha büyük bir delik açar. İslam dini zaten insanlar ıslah olsun, alçak, şerefsiz falan falan saydığımız alçak kavramlar ortadan kalksın, adaletsizlik ortadan kalksın diye var. Yani insanlar için din vardır. Din için insanlar yoktur. Halkın mükemmel olması gerekiyor. Halk bilgili olacak, efendi olacak, ahlaklı olacak. O zaman her şey mükemmel gidiyor. Ama böyle bir şey mümkün değil. İnsanlar sapkın varlıklar. Bu yüzden de ben mükemmel bir yönetim biçimi olduğunu düşünmüyorum. Ama en azından hani kötünün iyisini falan seçebiliriz. Bunun için de bütün yönetim biçimlerini tartışmak gerekir. Uzun bir konu. Biz bu programda şeriat ne kadar iyi bunu tartışsak yeterli olur bence. Tabii olur. En azından şey var bir yani bir yönetim biçiminde abi şunların bir şekilde olması en azından azami olarak bence elzemdir diyebileceğimiz, sınırlarını birazcık daraltabileceğimiz bir şey. Ben aklı kutsayan bir insanım aslında. Bu yüzden de hani uzmanlık, yetenek, teknokrasi bana daha mantıklı geliyor. Yani işinin ehli adamların isterlerse çıkarına göre kullansınlar fark etmez. Daha düşük seviye veya daha düşük IQ eğitilmeye muhtaç insanları yönetmesi bence daha makul. Anladım. Tayvan sen soru sorabilirsin istersen. Tamam. Başka bir sorun varsa arada onu da sor. Yok ilk bu şeriatı tamam. Gelelim. O zaman ben de senin şeriat anlayışını bir çözmek isterim. Çünkü evet. Gerçek şeriat bu değil diyebileceğimiz birçok versiyon var. Tabii. Tanımlarla başlayalım. Şeriat dediğimiz şey bugün İslam hukuku diye anlaşılmış, fıkıhla birleştirilmiş, Allah'ın kanunları diye karşılanmış. Ama Tunus gibi, Cezayir gibi bölgelerde mesela daha laik bir anlayış var ve normal kanuna da şeriat diyorlar. Hani Allah kanunu olmasa da yine Osmanlı'ya baktığımızda halk şeriat isteriz diye sokağa çıktığında aslında hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz diyordu. Çünkü zaten başka bir kanun da bilmiyorlar. Ama İslam tarihine bakıldığında şeriatın tam ne olduğu kararlaştırılamamış. Üçe bölmüşler mesela cezaları. Birinci tip suçlar hakkı ademiye dediğimiz cana kastetme. Bunun da karşılığı kısas. Ben birini öldürdüysem beni de öldürürler. Ya da karşımdaki mağdur aile beni affederse diyet yani tazminat isteyebilir. Can bedeli de 10 devedir. Bugünkü artık para karşılığı neyse o kadar para ödeyince öldürmüyorlar. Ama ikinci derece suçlar da var. Kur'an'da yapma denilen zina, hırsızlık gibi şeyler. Bunların da cezaları Kur'an'daki hükme göre veriliyor ama çoğunun da yok. Mesela içkinin cezası Kur'an'da yazmıyor. Bu yüzden de hadislere bakmak zorundasın. Şari dendiğinde bir anda peygamberin de koyduğu hükümleri araştırmak zorunda kalıyorsun. Bunlarda da hadis kaynaklarına bakıyorsun. Üçüncü derece suçlara baktığında ahlak değişiyor, teknoloji değişiyor, dönem değişiyor. Dönemin uleması, bilgini yani işi bilen adamları döneme göre yorumlar yapıyorlar. Fıkıhtan bir takım kaideler çıkartmaya çalışıyorlar ve bunlar çok muğlak. Ve halk genelde birinci ve ikinci derece suçlarda çok çatışmıyor zaten. Üçüncü derece suçlarda yani dönemine göre bazen örfi hukukla bazen modern hukukla diyelim onların modern anlayışına göre cezalandırılacağından bütün İslam devletlerinde bütün tarih boyunca bambaşka şeyler
şeriat anlayışları görmüşüz. Halkı cezalandırma bakımından. Mesela ilk peygamber öldükten sonraki 4 halife devrine baktığında halifeler zaten öldürülmüşler. Ve her seferinde sen şeriatı uygulamadın, sen dinden çıktın tarzında itirazlarla. Haricilik var, murciye var, hep çatışmış bunlar. Şia ayrılmış, bambaşka bir muhabbet. Emevilere bakıyorsun, gerçek şeriatı biz getirdik, işte biz Allah'ın kanunlarını uygulayacağız diyorlar. Hayır uygulamıyorsunuz diyerek Abbasiler ortaya çıkıyor. Abbasiler şeriatı uyguladığını iddia ediyor. Hayır uygulamıyorsunuz diyerek Fatimiler ortaya çıkıyor bambaşka bir yerde. Ardından İsmaililik ortaya çıkıyor. Hasan Sabbah gibi adamlar bile şeriattan bahsediyorlar. Bu yüzden de Osmanlı bir şeriat devleti değil ama o da kendince şer'i hükümlerle insanları yönetmeye çalışmış. Fethi İmparatorluğu olmaya kalkışmış. Kadılar, kaz askerler farklı farklı yönetim mekanizmalarıyla bir anlamda Şeyhülislam'ın da keyfine göre çok acayip hükümler vermişler. Bu yüzden ben senin gerçek şeriattan ne anladığını, şeriat dediğinde nasıl bir yönetim mekanizması düşündüğünü ve hangi suçlara hangi cezaların verilmesi gerektiğini varsaydığını merak ediyorum. Kafandaki şeriatı anlayayım da ona göre konuşayım. Şimdi şuna kesinlikle bir vurgu yapmak istiyorum. Eğer orada şeriatı konuşacaksak Kur'an ve sünnetin üzerinden konuşulması gereklidir. İnsanların üzerinden konuşulması gerekli değildir. Siz bir toplumu, bir hizbi eğer anlamak istiyorsanız o hizbi kendisini nispet ettiği kaynaklar neyse ona göre değerlendirmeniz lazım. Hristiyanları İncil'e göre, Yahudileri Tevrat'a göre değerlendirmeniz gerekli ki o zaman Tevrat'a göre değerlendirdiğinizde zaten Yahudiliği yaşıyorlar mı yoksa yaşamıyorlar mı o zaman anlaşılır. Akıl var. Şunu sormaz mı? Yani bugün örnek söylüyorum Türkiye'de kaç tane darbe oldu? 80 darbesi, bilmem 12 Eylül darbesi, darbe üzerine darbe. Yani nasıl bir demokrasi bir ülkeniz var onu da anlamıyoruz ama askerlerinizi demek ki bu demokrasiyi hazmedememiş. Halen diktatörlüğü, halen faşizmi, halen bir baskıcı düzeni özlüyorlar ki durmadan bir darbe girişimine kalkışıyorlar. Şimdi en sonunda Fethullah Gülen denilen adamın devleti ele geçirme ilgili girişimiyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Biz Fethullah Gülen'i zamanında zaten söylüyorduk ki diyorduk ki bunun dinle alakası yoktur. Bu adam dini kullanan istismarcı bir adamdır. Ama o zaman tabii ki devletle araları iyiyken onu söyleyen insanlar bu defa kötüydü. Yani bizler kötüydük. O nedenle bunun üzerinden değerlendirme yaptığın zaman hangi devlette birileri bir şeylerden dolayı öldürülmemiş, hangi devlette toplumun arasında bir savaş çıkmamış, toplumla alakalı birbirlerine girmemiş, kan dökülmemiş de sanki sadece bu şeriatta çok keskin, şeriatta çok yoğun, şeriat devleti kurulduğu zaman insanlar birbirini öldürmek için bekliyor bir algısı üretiyorsun. Sen bu videodan sonra eğer sen münazarayı kabul edersen o zaman sen savunabileceğin kadar neyse elinden geldiğince savunacaksın. Ve ben de seninle bu konu hakkında bunları tek tek yine tartışmaya açacağım. Ve bakalım o zaman bu kadar rahat bir şekilde, bu kadar sakin bir şekilde böyle her ağzından çıkan sözün üstünü örtebilecek misin? Öyle her attığın ortaya iddia insanlar tarafından susulup böyle tamam eyvallah dinlenilecek mi? Allah subhanahu ve teala o günü hayırlı bir şekilde bizlere nasip etsin diyelim. Şimdi burada dediğim gibi bir şeyleri iddia ederken karşındaki Aslın Tok'a şunu söylememiz gerekli. Sana birileri eğer bir şey söylüyor ise, sana birileri bir iddiada bulunuyor ise senin bunu karşı taraftan kaynak olarak talep etmen gerekli. Şimdi örnek söylüyorum. Sen bu algıyı ürettin. Sen dedin ki işte örnek söylüyorum şeriat devletlerinde o kadar insan birbirini öldürdü, birbirini kırdı geçirdi. Yani bu şeriat devleti dediğin zaman kan dökülen bir alan oluyor. İnsanları daraltan, insanları kısan, insanları sınırlandıran bir devlet yapısından bahsediyoruz. Şimdi ben sadece bunu dinleyen insanlara şunu söylüyorum. Bakın şeriat devleti kendi kanunları çerçevesinde kendini nispet eden Müslümanım diyen yani teslim olduk. Evet senin kural ve kaidelerini kabul ettik diyen insanları sınırlandırır. Bugünkü devlet yapısı da aynı şeyi yapar. Yani sizleri bizleri bir şekilde kanunlarınca ne yapar? Sınırlandırır. Yani şunu yapar isen diyor, sen diyor mükafatlandırırım ama bunu yapar isen sen diyor cezalandırırım. Bak hapishanelerimiz var, bizim mahkemelerimiz var. Orası sizin demokrasi devleti dediğiniz, laik devlet dediğiniz zihniyetin kurumlarıdır, kuruluşlarıdır. Orada insanlar yargılanırlar. Hatalar ve yanlışlar yaptıklarından dolayı kime göre? Devlete, rejime, sisteme, zihniyete göre. O yüzden İslam şeriatı da kesinlikle ve kesinlikle kendisince kural ve kaideler koyduğunda. Yani örnek söylüyorum. Sizler bugün emniyet kemeri takılmadan arabada gidemezsiniz. Bizleri bu şekilde sınırlandırıyor mu? Evet sınırlandırıyor. Veyahut hırsızlıkla alakalı bir suç işlediğiniz zaman cezalandırıyor mu? Cezalandırıyor. Zina ile alakalı herhangi bir suç işlediğiniz zaman cezalandırıyor mu? Yok cezalandırmıyor. Zina nedir? Serbest. Ha bizim dinimizde zina yasak. Yani bu sistemde zina helalken bizim sistemimizde, bizim inancımızda, bizim kanunlarımızda, bizim Rabbimizin kanun koyduğu yani
sizin nasıl ki Rableriniz var, yani Rab dediğimiz kanun koyucularınız var. Bunu siz insanlar olarak kabul etmişsiniz. Biz de diyoruz ki hayır, bu kanun koyma teşri kesinlikle insanların hakkı olamaz. Benim gibi bir adamın bana gelip koyduğu kanunu ben kabul etmem. Ben buna razı olmam. Ben bunu kendime hakaret olarak görürüm. O adamın benim üzerimde herhangi bir şekilde hakkı yok ki benim hayatımı sınırlandırabilsin. Benim üzerimde kanun koyacak bir varlık benden daha üstün olması gereklidir. Benden daha üstün olması gereklidir. Bana birçok katkıda bulunması gerekir. Benden birçok şeyi iyi bilmesi gereklidir. Hatta şu an yaşadığımız düzende her şeyi bilen bir varlık var ise eğer, o benim üzerimde tek kanun koyucu olmak zorundadır. Şimdi yeryüzünün, gerçekten bulutların, güneşin, havanın, rüzgarın, bunların konumlandırılmaması, bunların yönetilmemesi aklın alabileceği bir şey değildir. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar sürecini bir varlığın yönetmemesi gerçekten düşünülemez. Onu idare etmek için onu bir kurala ve kaideye koymaması gerçekten düşünülemez. En basitinden hayvanlarla alakalı, sistemimizle alakalı, bizim kendi sistemimizle alakalı, böbreğimiz, dalağımız, ciğerimiz, bütün sistemimizle alakalı bakıldığı zaman bütün bunlar bir bilen tarafından yerleştirilmesi gereklidir. Aksi halde bir et parçası, ciğer, akciğer dediğimiz, karaciğer dediğimiz niye bana hizmet etsin? Bir böbrek niçin benim kanımı durmadan 5 dakikada bir süssün, durmadan 5 dakikada bir temizlesin, pH değerini ayarlasın, D vitaminini salgılasın, kanımdaki alyuvarlar, ak yuvarlar, işte o hücreler niçin? Niçin bu iyiliği bana durmadan yapmaya çalışsın? Düşünsenize, bilinçsiz bir varlığın durmadan bize bir iyilik yaptığını. Biz bu bilinçsiz varlığın ardında bir bilinç aramayacağız. Yani kalem yazıyor ama o kalemi tutandan bahsetmeyeceğiz. Kalemden bahsedeceğiz. Böyle bir saçmalık olamaz. O yüzden biz diyoruz ki bunun arkasında kesinlikle ve kesinlikle bir bilinç olmak zorundadır. Nasıl ki bir oda kirli, pas, pislik içerisinde, düzensizlik içerisinde ve bir saat sonra bir odaya giriyoruz ki hepsi yerli yerine konulmuş, düzenli bir şekilde, güzel bir şekilde dizayn edilmiş bir odaya dönüşmüş. Biz böyle bir odaya girdiğimiz zaman ne deriz? Deriz ki bu odayı birisi düzenledi. Şimdi bir oda mı daha düzen konusunda anlaşılır bir yer mi, bir mekan mı, yoksa bugünkü evren mi? Hangisi? Ne söylüyorum, kuryeler bir yerden bir yere giderken neyi kullanır? Haritayı kullanır, doğru mu? O adresi yazarlar ve o adresi yazdıklarında giderler. Apartman, sokak numarası ve daire olarak gideceği kişiyi, müşteriyi bulurlar. Ya arkadaş, bu güneş bu kadar zaman zarfında hiçbir bilinci olmamasına rağmen yıllarca hiç hedef olarak sapmaz mı ya? Hedef olarak varmak istediği ve başlatmak istediği ve bitirmek istediği noktayı hiç ıskalamaz mı? Veyahut sekteye uğramaz mı? Normalde bugün düşündüğümüzde uğraması gereklidir. Çünkü herhangi bir şekilde bilincin olmadığı bir varlıktan bahsediyoruz. O yüzden ateistlerin ve agnostiklerin genellikle yaptığı şeylerden biri de şudur. Şu usulü benimserler. Basitlik. Her şeyi basit bir şekilde ele alırlar. Yani bir ütopya içerisinde yaşamak onlar için mecburidir. Aksi halde bir meseleyi teferruatlı bir şekilde düşündüklerinde, incelediklerinde evet, işin içerisinden çıkamadıklarını kendileri de görür. Çünkü gerçek manada bir konu hakkında uzun uzun düşünüldüğünde, teferruatlı bir şekilde düşünüldüğünde, örnek söylüyorum, bir domatesin, bir biberin üzerinde uzun uzun düşünüldüğünde şunlar akla gelir. Bu domates kırmızı bir domatestir ve kırmızı bir domatesin rengini salgılayabilecek herhangi bir şekilde bir bilinci yok. Herhangi bir şekilde içerisindeki o sistemi, nizamı inşa edecek ve kendisini bir ince bir zarla, kabukla kaplayıp kendisini koruyabilecek bir bilgi yok. Herhangi bir şekilde o dalların içerisinden ona ilim gönderecek, ona ilim mektubu gönderecek bir varlık yok. Toprağa bakıyorsun, toprakta herhangi bir şekilde o domatesi yapabilecek bir öğrenmişlik yok. Domatesi idare edebilecek, domatesin sürecini yönetebilecek bir durum yok. Bir odanın düzeninde eğer bir bilinç arayan bu insanlar, bir odanın içerisindeki o nizamı, o temizliği, o düzeni gören bu insanlar kesinlikle bu odaya birisi girmiştir. Kesinlikle bu odaya giren bu insanın gözleri görüyordur. Kesinlikle bu odaya giren bir insanın eli ayağı tutuyordur ki bütün bu düzeni, bütün bu değişimi sağlayabilsin. Bu odaya giren adam temizliğin değerini biliyordur ki bu pisliğe temizliği tercih etmiş. Düzensizliğin ne olduğunu biliyor ki bu düzeni tercih etmiş. O odadaki düzene baktığımız zaman bir varlıktan bahsederiz ve bu varlığın vasıfları hemen aklımıza gelirken, nasıl olur da bu evrenin o kadar yağmurlarla temizlenirken, o kadar bitmek bilmeyen, durmadan yeşeren yapraklarla, yeşeren dallarla, yeşeren yeni yeni sebzelerle, meyvelerle resmen birisinin bizlere ikram ettiğini görmeyiz. Resmen birisinin bu dünyaya müdahil olduğunu bilmeyiz ve bunu reddederiz. Bunu eğer gerçekten bir insanın
akla alabiliyor ise bizler de diyoruz ki evet gerçekten sizler kafirsiniz ve gerçek manada akıl olarak da noksan birer delisiniz. Başka bir açıklaması söyleyeceğimiz söz olamaz. Devam edelim. Emevilere bakıyorsun. Gerçek şeriatı biz getirdik. İşte biz Allah'ın kanunlarını uygulayacağız diyorlar. Hayır uygulamıyorsunuz diyerek Abbasiler ortaya çıkıyor. Abbasiler şeriatı uyguladığını iddia ediyor. Hayır uygulamıyorsunuz diyerek Fatimiler ortaya çıkıyor bambaşka bir yerde. Şimdi buradaki mesela iddialarını ele alalım. Abbasiler Emevilerin hükümranlığını bitirdi. Şimdi burada Diamond Tema Zab Suyu Savaşı'ndan bahsediyor. Bu savaşla beraber bu savaştan sonra da zaten Emevi Devleti ortadan kaldırılıyor. Abbasi Devleti iktidara geliyor. Emevi Devleti'ni ne diye Abbasi Devleti eleştirmiş bunun iddiasına göre? Sen şeriatı ikame etmiyorsun. Şeriata göre hareket etmiyorsun. Tamam. Bunu söyleyen kim? Müslümanım diyen insanlar. Doğru mu? Abbasi Devleti. Yani Müslümanlar baştaki kişiye ne yapmış? Sen Müslümanlığı, sen şeriatı Allah subhanahu ve teala'nın kanunlarıyla hükmetmiyorsun, zulmediyorsun. Bunda ne var? Bundan dolayı bir devletin ele geçirilmesi, bundan dolayı bir devleti ele almakta ne var? Şimdi senin burada yapman gereken şey şu Diamond Tema. Eğer söyleyeceksen ise bir söz, onun altını, onun arkasını doldurman gerekli. Emevi devleti gerçek İslam şeriatını mı savunuyordu? İslam şeriatıyla mı hükmediyordu? Abbasi devleti yerli yersiz bir şekilde mi İslam devletiyle, İslam şeriatıyla yönettiğini söyleyen bir iktidara saldırdı. Bunu araştırman gerekli. Aslında burada anlamamız gereken şey şudur. Şimdi bu program neyin üzerine konuşulacaktı? Şeriatın üzerine konuşulacaktı. Yani şeriatı kötü bir şekilde uygulayan veyahut istismarcı olan Müslümanlar veyahut zalim olan Müslümanlar veyahut fasık olan Müslümanların üzerinden konuşulmayacak. Yani programı bunun üzerine başlatılmamış. Şeriat nedir? Şeriat devleti nasıl olmalı? Şeriat devletinde adalet nedir? Doğru nedir? Yanlış nedir? Bunlar konuşulacaktı. Bunlar da Kur'an ve sünnete göre konuşulur. Şimdi Diamond Tema'nın bir cahilliği de şu. Ben şimdi örnek söylüyorum. Karşımdaki insan şeriatla alakalı konuşacak. En baştan şunu söylerim. Senin Kur'an ve sünnet konusunda bir bilgin var mı? Kur'an ve sünnet kaynakları konusunda benim sorabileceğim şeylere cevap verebilecek misin? Yani Kur'an'ın ve sünnetin dışarısında. Şimdi iki tane cahil var. Birisi İslam siyaseti diye tutturduğu bir şeyin üzerinden şeriatı ele almaya çalışıyor ki bu hevanın kendisinin işte konuşacağı sözleri içermektedir. %90. Yani kendi üreteceği, doğaçlama yapacağı sözleri üretmektedir. Diğer taraf ise kendisi şeriatla alakalı yanlışları söyleyeceğim diye şeriata yani İslam'a kendisini nispet eden insanların üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor. Şimdi sen bir kaynağı kurutursan zaten o kaynağı kendini nispet eden bütün insanlar da bütün canlılar da kurur. Diamond Tema şunu akletmiş olsa yahu ben niye insanlarla uğraşıyorum ki? Niye Osmanlı, niye Abbasi, niye Selçuklu, niye Emevi ile uğraşıyorum ki? Ben bunun kaynağı ne? Kur'an ve sünnet. Karşımdaki insanın Kur'an ve sünnetiyle alakalı kaynağı kurutursam zaten bütün tarih ortadan kalkmış olacak. Ki zaten buraya da bunu konuşmaya geldim. Bunu söyleyebilir. Bununla ilgili sorular yöneltebilir. Ama mesele ne? Gargara yapmak. Mesele ne? Manipüle etmek. Yani bugünkü cahil topluluğa şunu anlatıyor. Bakın Müslümanlar böyle. Adam da diyor ki ha İslam böyle. Bakın Müslümanlar adamları işte durduk yere katlediyor. Ha İslam insanları durduk yere katlediyor. Şimdi bugünkü toplumun akıl seviyesi bu yerde olduğundan hele ki kendi taifesinin, kendi toplumunun kendisini takip eden insanlar da bunu bedavadan yapmıyorlar. Kendi hayatlarındaki o aşırılığı, o özgürlüğü, o nefislerin arzuladığı şehveti hayatlarında herhangi bir şekilde eksiklik olmasın diye, kimse onlara engel olmasın diye her türlü günahtır, sevaptır bu tür kavramların olmayıp kendilerini ilah mertebesine çıkartmak için ve hatta o ilahlık mertebesine çıkarttıkları ilahlık mertebesinden de inmemek için elbette Diamond Tema'nın sözlerini kendi istekleri, kendi rızaları çerçevesinde anlamak zorundalar. Yok biz öyle değil ya kardeşim, insan görmüyor musun? Adam sabahtan belli konuşuyor. İşte karşındaki insan nasıl çürütüyor, nasıl rezil ediyor. Bunlar sadece uyanmak istemeyen adamın mırıldanmalarıdır. Uykusu derin olan insanların sayıklamasıdır, saçmalamasıdır. Başka bir şey değil. Şimdi burada sorumuz şu. Diamond Tema halen şeriatla alakalı bir eleştiri getirmiyor. Yani tam manasıyla şeriatla alakalı eleştiri getirmiyor. Getirdiği yerlere de birkaç tane yerler olacak. İleride bunlara değineceğiz inşallah. Ardından İsmaililik ortaya çıkıyor. Hasan Sabbah gibi adamlar bile şeriattan bahsediyorlar. Bu yüzden de Osmanlı bir şeriat devleti değil ama o da kendince şer'i hükümlerle insanları yönetmeye çalışmış. Fetih İmparatorluğu olmaya kalkışmış. Kadılar, kaz askerler farklı farklı yönetim mekanizmalarıyla bir anlamda... Aslında burada şunu yapması gerekiyor. Ya kardeşim sen örnek söyleyeyim Osmanlı evet İslam şeriatıyla kısmi olarak hükmediyordu. Tam manasıyla İslam şeriatına hakim, İslam şeriatıyla hükmeden bir devlet yapısına tam manasıyla sahip değildi. Sen bunu söylüyorsun. Ya sen bunu neye göre söylüyorsun? Bir açıkla bakalım, bir söyle bakalım. Hiç böyle bir soru şekli yok. Hiç soru sorma şekli yok. Bir sen bunu bir söyle, bir anlat bakalım. Sen anlatırken ben seni
senin o anlatmandaki doğru, yanlış, bildiğin, bilmediğin neler varsa onları bir anlamaya çalış. Aksi halde sen üstü örtülü şu an hoca değilsin. Şimdi karşımda herhangi bir şekilde bana bir şey öğretebilecek bir öğretmen konumunda, profesör konumunda değilsin. Alim konumunda değilsin. Sen söylediğin sözleri nereye dayandırdığını bir söyle bakalım demesini akledemiyor aslında. Burada sen bunları sorsan, kendine bir cevap verdirsen, o şekilde onun verdiği cevaplarda zaten ilmi seviyesini anlayacağız. Nerelerde saçmaladığını, nerelerde takılıp düştüğünü anlayacağız. Bunları sormak aklına gelmediğinden dolayı maalesef kişiyi kendi bildiğini zannettiği bilgiler hiç denenmeden, sınanmadan, sorgulanmadan dinlemeye maalesef bizi mecbur ettin. Şeyhülislam'ın da keyfine göre çok acayip hükümler vermişler. Bu yüzden ben senin gerçek şeriattan ne anladığını, şeriat dediğinde nasıl bir yönetim mekanizması düşündüğünü ve hangi suçlara hangi cezaların verilmesi gerektiğini varsaydığını merak ediyorum. Kafandaki şeriatı anlayayım da ona göre konuşayım. Tabii. Şimdi şöyle, şeriat dediğim bizde biz kelime manası olarak baktığımızda yani suyun kaynağın menbaına giden yol olarak biz bunu anlıyoruz. Ve bu aslında sadece siyasi yahut fıkhi diyeceğimiz mevzulara ait bir ibare değil. Yani İslam'ın kendisi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gelen peygamberlerin de bir şeriatı vardı. Yani onların hayatlarında doğruya ulaştıran, hakka ulaştıran o takip edilecek yol. Yani aslında normal yaptığımız ibadetler, İslam içerisinde olan her şey aslında şeriat dediğimiz hususa dair. Ama bunu siyaset felsefesi babında konuştuğumuzda daha çok bu İslam'ın yönetim biçimine olan yansımasını daha çok dile getiriyoruz. Burada da şöyle bir olay var. Müslümanlar kelime-i şehadet getirmekle beraber Allah'a bir teslimiyet sözleşmesi imzalarlar. Bu sözleşme Müslümanların doğduklarında kulaklarına ne okunacağından, öldüklerinde nasıl kefenleneceklerine kadar hayatlarının her noktasına sirayet eder. Dolayısıyla bu başkalarıyla olan ilişkileri neticesinde, yani bir Müslümanın bir Müslümanla olan ilişkisinin nasıl olacağına da sirayet eder. Yalnızca bu Müslümanın kendi hayatını ve ibadetlerini kapsayan bir şey değildir. Dolayısıyla aslında İslam ve siyaset birbirinden ayrı mevzular değildir. Yani biz bir şeriat dediğimizde aslında hayatın bütününü aslında burada görüyoruz. Şeriat dediğimiz olay... Bakın yine tekrarlayalım, yine hatırlatalım. Aslın Toğa şunu soruyor. Diyor ki şeriat geldiğinde, şeriat egemen olduğunda nasıl cezalar vereceksiniz? Bana bu şeriatla alakalı bir anlat. Nasıl bir kanun yapısına sahip? Neler yapar? İnsanlar suç işlediği zaman nasıl tepki gösterir? Bunları anlat diyor ve halen cevap bekliyoruz Aslın Toğa'dan. Yani İslam'ın devlet telakkisi, İslam devleti dediğimiz olayda Müslümanlar gönüllülükle buna imza atarlar kelime-i şehadet getirmekle beraber. Müslüman olmayan insanlar için ise bu geçerli değildir. Onlar bu hükümlere tabi tutulmazlar. Bugünkü modern devletlerin, yani şu an içerisinde bulunduğumuz devletlerin telakkisinde bu gönüllülük yoktur. Yani toplum sözleşmesi denilen bir konsept vardır ve sen bir toplum içerisinde yaşıyorsan eğer o sözleşmeyi kabul etmişsindir. Ancak hiç kimse bunu bilinçli olarak, gönüllü olarak imzalamış değildir. Bu aslında bir şiddetle insanlara dayatılır. Dolayısıyla İslam devletinde mevzu sözleşmelerle işler, gönüllülükle işler. Bir gayrimüslim kendi hukukunu alabilir İslam devletinin içerisinde. Bunun karşılığında İslam devletinin içerisine barındığından ötürü, güvenliği sağlandığından ötürü İslam devletine bir bedel verir. Bu da cizye olarak adlandırılır. Onun dışında işte askere gitme yükümlülüğü vesaire yoktur. Zırhlı statüsünde İslam devleti içerisinde yaşarlar. Hangi suça neye ceza verileceği hususunda bir netliğin olmasının beklenmesinin şöyle bir aslen yani kanaatimce bir mantığı yok. Yani biz bugün mesela bir cumhuriyet dediğimizde ya bu cumhuriyette hırsızlığa ne kadar suç verilecek? Yani hırsızlık suçuna ne kadar ceza verilecek? Hani bunun şeyini tam olarak koymuyoruz. Bu ayrıca dediğim gibi şeriatı bir siyaset felsefesinde konuştuğumuzda çok da mühim olan bir nokta değil. Çünkü zaten bu cezaya tabi olacak insanlar gönüllülükle bu sözleşmeyi imzalamışlar ve yani biz bunun Allah'tan geldiğini düşünmeyebiliriz. Tarafsız olarak da bakabiliriz. İnsanlar böyle bir kanaate varmış ve kendileri içerisinde bir şey döndürüyorlar. Bir hukuk döndürüyorlar. Ve bu koşullara göre, şartlara göre de değişir. En ünlü işte bir kıtlık zamanında Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde el kesme ortadan kalkıyor o dönemde. Neden? Çünkü bir kıtlık var. Dolayısıyla bu cezanın verilmesi erteleniyor. O dönemde verilmiyor. Bu cezalar çok farklı şekillerde telakki edilebilir. Çünkü İslam dediğimiz şey, yani alimler bir usul neticesinde, en nihayetinde kelam ilminden de doğan bir usul neticesinde eldeki materyale bakarlar. Kur'an'dan ve sünnetten ve bunlardan belli çıkarımlar yaparlar. Dolayısıyla farklı mezhepler vardır. Farklı mezheplerin içtihatları farklıdır. Ama bu farklı mezheplerden olan Müslümanlar da kendi mezheplerinden mahkemelere gidip oradan bu hizmeti alırlar nihayetinde. Dolayısıyla bunların değişmesi veya farklı olması çok da aslında fazla bir şey ifade etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu kurallar hususunda da şöyle, yani ya biz en azından şunu biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an dışında da vahiy alıyordu. Dolayısıyla ve almasa bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptıkları bir Müslüman için zaten bağlayıcı ve bir kanıt. Yani alimlerin buradaki noktası söylediğim gibi. Onlar usule
sahibi olanlar, materyale nasıl yaklaşacağını, tutarlı bir şekilde yaklaşacağını, nasıl bunu yapacağını bilen insanlar. Dolayısıyla insanlar bu metodu izleyerek dinde, İslam anlayışında herhangi bir sıkıntı yaratmayacak şekilde başka hususlarda da fetva veriyorlar ve bu işi bu şekilde yürütüyorlar. Osmanlı'nın şeriat devleti olmaması, yani Osmanlı bir şeriat devleti. Yani son dönemlerinde bundan şey yapıyor, yani uzaklaşıyor. Ama Osmanlı'nın etkin olduğu dönemlerde Osmanlı gayet bir şeriat devletti. İnsanlar, Müslümanlar şer'i mahkemelere gidiyor ve şer'i mahkemelerden hizmet alıyorlar. Baştaki adam halife, padişah ve yani o apayrı bir konu. Ama aşağı yukarı yani benim kafamdaki bahsettiğim İslam devleti dediğimde, İslam şeriatı dediğimde söylediğim şey kısaca bu. Gönüllülükle tabi olunan, sözleşmelerde yürüyen, mülkiyet esaslı bir idare. Tamam, bayağı bir not aldım. Ben önce şeyi sorayım cevapları vermeden önce. Kelamdan nasıl bir fıkıh çıkartmışlar? Bu konuda bir iki örnek verir misin? Çünkü kelamdan da hareketle uygulamalar yapıldı diyorsun ya. Bakın, bu konu hakkında Diamond Tema çok güzel bir şekilde anlamış mesele. Kelamdan nasıl fıkıh çıkıyor? Bak, Asıntok burada o kadar hatalı bir söz kullanıyor ki, eğer bunun yanlış olduğunu kabul etmezse işler daha da sarpa saracak. Yani kelamdan nasıl olur da İslam şeriatında kural ve kaide konulur? Eğer biz bunu kabul edeceksek, kelamla bir kural ve kaide konuluyor ise İslam şeriatında, o zaman her kelam yapan, her konuşan, alimim diyen insan Kur'an'ı kendi inancına, kendi usulüne göre yorumlayıp yeni bir şeriat, yeni bir kural, kaide koyabilecektir. Güzel dinliyormuş. Ben normalde izlediğim zaman diyorum ki muhtemelen yorulmuştur. Yani baymıştır. Karşısındaki adamın ne konuştuğu konusunda hani basitliğini görmüştür de dinlemiyordur. Ama öyle değil. Gayet bir şekilde dinliyor. Bunu anladık. Çünkü bu soru gerçekten ince bir sorudur. Anlayışı konusunda burada dikkatli, belli. Şimdi Asıntok ne cevap veriyor? Bir dinleyelim. Kelam direkt felsefi bir ilim. Yani buradan şeriat çıkartmak, bir örneğini verirsen eğer veya bir iki tane isim programdan sonra da bakmak isterim. Her birinde yani şimdi siz Allah'ın ne olduğu, nasıl bir Allah olduğu, dolayısıyla hükümlerinin ne olduğu, nasıl olduğuna dair felsefi olarak zaten belli bir pozisyonunuz yoksa elinizdeki materyale zaten nasıl yaklaşacaksınız? Bu pozisyonları netleştireceksiniz ki onun neticesinde bir usul oluşturup şey yapacaksınız. Mesela yani Hanefi fıkıh eşari kelamı bağdaşmaz. Arada sıkıntılar vesaire ortaya çıkar. O yüzden Hanefi fıkıh için biz Maturidi kelamı koyuyoruz. Yani Şafii fıkıh için eşari kelamı ortaya koyuyoruz. Bunlar birbirleriyle bağlı olmak zorunda olan şeyler. Kelam başka bir ilim ya ve çok birkaç yüzyıl sonra ortaya çıktı ya. Kelamcı filozofların da %90'ı tekfir edildi ya. Hani direkt kelam üzerinden hüküm veren bir Şeyhülislam veya... Şunu bir sormak lazım. Hanefi olan insanlar niye Maturidi itikadına sahip? Şafii olanlar niye eşari itikadına sahip? Şimdi Eşari dediğimiz de alimdi, değil mi? Maturidi dediğimiz de alimdi. Ebu Hanife dediğimiz de alimdi. İmam Şafii dediğimiz de alimdi. Doğru mu? Şimdi İmam Şafii'nin itikadı yok muydu ki Eşari'ye ihtiyaç duydunuz? O kadar kapasitesi yoktur. Diamond Tema o kadar kapasiteli bir şekilde soru soramaz ama Diamond Tema en başta zaten yakaladığı yerden o soruyu sormakla gerçek manada yani o soruyu sorabilecek kapasitesi varmış. Onu anladım. Şimdi Asıntok iyice rezalet bir hale gidiyor. Yani daha videonun başlarında senin zaten kendin bu konu hakkında bu söylemi yaparak maalesef yani bu cehalet lafzını devamlı kullanmak da istemiyorum artık. Ucuzlayacak bir karşılığı olmayacak. Ama gerçek manada cahilce konuşma, cahilce bir savunma ve neyini savunduğun ve neyi savunduğunu da muhtemelen videoyu izledikten sonra gidip araştırıp ondan sonra öğrenecek. Bakın özür diliyorum ama Asıntok'a gerçekten özür diliyorum. Ama saçmalıyorsun bak. Başka bir şey yapmıyorsun. Şu an karşındaki kişinin batılını şişirmekten ve kendini alçaltmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Yani hatalı bir cümle kullandım demek yerine tam manası o hatalı cümlenin altını doldurarak onlarca hatayı peşi sıra sıralıyorsun. Şimdi bir inancını da burada anlamış oluyoruz. Yani Asıntok sen bu inançla zaten şeriatı savunamazsın. Valla burada ne yapıyor biliyor musunuz Asıntok? Diamond Tema'nın işini kolaylaştırıyor. Şimdi en başta ne dedik? Kaynak sorgulanması gerekliydi. Şimdi Diamond Tema ne yaptı? Direkt Müslümanım diyen insanların üzerinden yürüdü. Asıntok da dedi ki tabii ki bütün kapılar sana açık. Gel ben senin için binlerce malzeme sunayım der gibi konuşuyor. Şimdi Maturidi anlayışı, Eşari anlayışı bunları söyleyerek tam manasıyla Diamond Tema'nın ekmeğine yağ sürüyor. Ya kardeşim bir dakika ben senden ne Eşari'yi konuşurum, ne Maturidi'yi konuşurum, ne İmam Ebu Hanife'yi konuşurum, ne falan imamı konuşurum. Ben seninle İslam şeriatının ne olduğunu konuşurum, içeriğini konuşurum ve sonra senin inancının ne olduğunu konuşurum. Senin görüşlerinin dünya ile alakalı görüşlerinin ne olduğunu konuşurum. Onları sorar. Onlarla alakalı bilgiler verirsin ve ben de o bilgilerle alakalı mesela evrim bilgileri vardır bunlara. Mesela evrim teori derler, Kur'an derler, yasa derler. Bunu zaten itiraz edersen bilim insanı olamazsın. Bilime de karşı olmuş olursun. E tamam diyoruz biz bunu bir araştıralım, bir sorgulayalım. Ya bilim söylemiş tamam. Bilim söylemiş de bilim sizin ilahınız olabilir de bizim ilahımız değil. Yani bilim dediğimiz şeye biz karşı değiliz. Yani örnek söyleyeyim su falan seviyede kaynar. Bu bilimdir. Buna karşı değiliz. Yani bilim yorumsuz, katıksız bilgidir. Kendisidir bilim. Ama sizin bu kuram dediğiniz, yasa dediğiniz, kanun dediğiniz, teori dediğiniz, teori iki şekildedir vesaire bunlara hiç girmiyor. Ama onlar teoriyi kanun olarak, yasa olarak yani
kesinlikle reddedilmez bir bilim olarak kullanırlar. Ya diyoruz ki şu evrim dediğiniz inanç bize göre bir inanç, size göre gerçek. Ya şu evrim dediğiniz şeyin mesela örnek söylüyorum bir cansızlıktan canlılığa geçişle alakalı bir bilimsel örneğiniz var mı? Mesela ey Diamond Tema sen hangi laboratuvara girdin? Hangi bilim adamıyla o laboratuvarda o testleri yaptın? Ne zaman cansızlıktan canlılığa geçişle alakalı bir şeyler gördün? Ne zaman bu testlerle alakalı şahit oldun da evrimi savunabiliyorsun? Hangi ökaryotu, hangi provokaryotu sana gösterip de işte bak bu bundan evrimleşmiş, işte kambriyan patlaması, şu doğal seçilimi, şu adaptasyonu, bunlar aslında bizi tenkit ettiğiniz, hani siz bir peygamber tarafından size söylenilen sözlere inanıyorsunuz. O peygamber de o kitabı yazdı demekle zaten Kur'an'ın kaynaklarıyla çelişiyorsunuz. Ya peygamber diyor ki okuma yazma bilmiyor ve bunu Kur'an olarak gidiyor Araplara okuyor. Araplar da bunu dinliyor. Şunu söylemiyorlar. Ya kardeşim sen okuma yazma biliyorsun. Bak bu kitap senin nasıl bir ilahın var ise okuma yazmanın olup olmadığını bile bilmiyor demiyorlar. Demek ki peygamber evet okuması yazması yoktur. Eğer olsaydı şöyle bir ayet olmazdı. Sen ne elinle bir kitap yazıyor ne de onu okuyordun. Eğer böyle olsaydı batıla uyanlar senin hakkında şüpheye düşerler. Böyle bir ayet olmazdı değil mi? Ve bu ayeti farz et ki oldu. Bu ayeti okuyamazdı. Hadi böyle bir ayet var. Çevresindeki insanlara buna nasıl inandıracak? Burayı kapatalım. Şimdi böyle bir peygamberden bize bilgi geldiğinde diyorsunuz ki ya bir adam size söylemiş. Siz de iman ediyorsunuz. Sizin farkınız ne? Milyon milyon yıl önce dinozorların dünyadan silinmesi 165 milyon yıl önce olmuş. Neyle? Bir göktaşıyla olmuş. Bilim mi? Hipotez mi? Varsayım mı? Hurafe mi? Nereden bileceğiz? Nereden bileceğiz? Olur mu canım? Adamlar farklı farklı testler yapmış. Farklı farklı laboratuvarlara girmiş. Ya sen bir cahilsin. Sen böyle bir şey nasıl söylersin? Bir dakika hoplamayın. Bir kendiniz neye inandığınızı bir durup düşünün. Siz de bir şeylere iman ettiğinizin farkında bile değilsiniz. Bir şeyin üzerine bilim yazdığınız zaman siz bilimsel takılmıyorsunuz. Bilim yandaşı olmuyorsunuz. Yani bilim adı altında da hurafelerin anlatıldığını, hikayelerin anlatıldığı ortada. Neymiş efendim? Ya işte bizim DNA'mız işte kuru burunlu maymunlarla. Bu Darwin'in. İşte ondan önce Lamarck var vesaire. Bütün bu insanların fikirlerini, görüşlerini bugün getirdiğiniz nokta belli. Ve sizler her defasında yani bir defa hem evrenin ezeli olduğunu söyleyip de hem Big Bang teorisine inanmanız sizin çelişkiniz olacak. Ve kaç defa çelişkiye girdiğiniz de sizin için önemli değil ki. Her defasında bir yolunu bulup kaçabiliyorsunuz. Ama biz aynı yerdeyiz. Biz diyoruz ki Kur'an böyle söylemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı şuydu. Şöyle yaşadı. Allah subhanahu ve teala onun hakkında kitabında gerçek manada ibretlik olarak şeyler söylemiş. Yani bir peygamber kendisinin insanlar tarafından bunun duymasını istemediği şeyi bile Kur'an'da geçiyor. Yani birçok bizi etkileyecek kıssalar, etkileyecek olaylar, etkileyecek bilgiler o Kur'an'da mevcut. Ben yine söylüyorum. Önceki videoda da söyledim. Gerçekten bana İslam'dan daha otorite, daha akla yatkın, daha mantıklı bir din gösterirseniz gerçek manada ben o dine talibim. Ama bunu başaramıyorsunuz. Yani Kur'an bu surenin bir benzerini getirin derken o surenin benzerini benzer usullerle getirecek. Yani peygamber örnek söylüyorum duyduğunu vahiy olarak aldığı şeyi direkt vahiy katiplerine söyler ve vahiy katipleri yazar. Aynı usulle siz miras hukuku sadece miras hukuku Kur'an'dan alın bir miras hukukunu. O miras hukukundaki o sayılar, o ayrımlar anneye, babaya, kardeşe vesaire o ayrımları bir seferde hadi söyleyin bakalım söyleyebiliyor musunuz? Saatlerce ezberlemeniz gerekli. Ama bir defa ağzından çıktığı gibi bir katibin kalemiyle yazılan bu sözleri bir insan okuyor ki subhanallah. Bu ezberlenmeden söylenilecek bir şey değil. Bu ezberlenilmesi gereklidir. Burada size biraz daha akıl veriyorum. Şimdi şuradan yola çıkarsınız. Hah tamam. Yeni bir şey bulduk. Resulullah dediğiniz kişi falan falan kişilerden gidiyor. Bunu ezberliyor ve geliyor anlatıyor. Bu da olmuyor. Bu da olmaz. Yani eğer böyle bir şey olmuş olsa niye Allah'ı övsün? Niye bir ilah övsün? Diyeceksiniz ki mal, servet bunlar hayatında yok. Kadın oraya da geleceğiz. Kadın bir Ayşe annemiz hariç ya yaşının üstünde kadın ya da yaşlı olan kadınlar. Çoluklu çocuklu kadınlar. Mesela gerçek manada açık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını böyle bir tane delikten öğrenmek yerine onun gerçek manada odasına, onun dünyasına, onun evine, onun hayatına girerseniz o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı bir bilgi edinmiş olursunuz. Şimdi devam edelim. Herhangi bir kadı falan biliyor musun? Kelam üzerinden hüküm vermek demiyorum. Kelam üzerinden belli kelamda bir duruşu olacak ve bunun neticesinde sonuçta elindeki materyale yaklaşacak. Yani bir Maturidi ile bir Eşari'nin bu materyale yaklaşması aynı değil. Bunun neticesinde ortaya bir fıkıh çıkaracak. Bunu Abbasi devletinde söylesen sana kafir derler dostum. Bu arada sen mi diyeyim siz mi diyeyim? Çünkü sen bana siz diyorsun rahatsız hissediyorum. O zaman sen diyelim. Sen de bana sen de rica ediyorum. Tamam ben o zaman en başından başlayayım. Şimdi şeriat sadece kanun değil. Doğru evet buna katılıyorum. Şehadetle anlaşma yapılıyor demişsin. Şimdi şöyle mesela ben Müslüman büyüdüm. Kimse bana Müslüman olacak mısın diye sormadı. Annem babam Müslümandı. Beni de öyle büyüttüler. Ben İslam'dan çıktığım anda mürted oluyorum. Yani ben bu sözleşmeyi imzalamış oluyorum ya isteyerek veya istemeyerek çocukluktan itibaren. Şimdi burada sen eğer sözleşme kelamın üzerinden değerlendirme yaparsan ya işte
Müslümanım diyen insanlar bir sözleşme imzalamıştır, kabul etmiştir. Bunu böyle kelamın üzerinden konuşursan karşındaki insan anlamaz. Ama bunu Kur'an kaynaklarına dayandırırsan Allah subhanahu ve teala bize ayette belirtildiği gibi emaneti göklere, dağlara, yerlere sunduk. Ama onu kabul etmediler. Bunu kim kabul etti? İnsan kabul etti. İnsan pek cahildir, pek zalimdir, değil mi? Ya da Araf suresinin de Allah subhanahu ve teala'nın bizden ilk yaratıldığımız zaman ruhlar aleminde yani galu bela, bilakis evet dediğimiz yerde bizden Rabliği konusunda söz aldı. Hemen akabinde eğer Allah subhanahu ve teala'ya şirk koşar isek bununla alakalı kıyamet günü biz bundan habersizlik dememizin hiçbir faydası olmadığıyla alakalı ya da Rum suresinin 31. ayetinde Allah subhanahu ve teala bizleri hanif fıtrat üzere, tevhid fıtratı üzere yarattığını, o fıtrata yüzümüzü çevirmemiz, o fıtrata göre hayatımızı yaşamamız gerekli olduğunu söylememizi söylersen burada şeriatı savunmuş olursun, İslam'ı savunmuş olursun, konumunu savunmuş, korunmuş olursun. Ben buna göre diyorum dersin. Yani sözleşmenin üzerinden gitmek yerine bunların üzerinden gidersek Allah'ın izniyle daha da güzel bir şekilde karşı tarafa inancımızı aktarmış oluruz. Ve sen bunu söyledikten sonra ben dünyaya benim inancıma göre yani şeriata göre böyle geliyor dersin. Ta ki benim inancıma göre yani sözleşme dediğimiz şey budur. Biz bu sözleşmeyle yeryüzüne geldiğimizde ve bunun aksini yaptığımızda da sözleşmeyi bozduğumuzdan dolayı Rabbimizin bizim üzerimizde de başka bir hükmü zereyan edecektir. Bunu kendi inancını anlatmış olacaksın. Karşı taraf zaten istesen de istemesen de kabul etmeyecek. Ama şeriatı savunmak için hani çıktınız ya oraya. Kendi inancını bu şekilde savunabilirsin. Bu şekilde sorusuna cevap verebilirdi. Benim dinden çıkmam şeriat devletinde mümkün değil. Ben Hristiyan doğmuş olsaydım, Yahudi doğmuş olsaydım, ehli kitap olduğum için dediğin doğru. Şimdi burada aslında yahu sen gayrimüslim misin? Sen kafir misin? Sen zındık mısın? Neyse ne? İnancını İslam devletinde, şeriat devletinde yaşayabilirsin. İnancını şeriat devletinde yaşayabilirsin. O şekilde sen İslam devletince zımmi kategorisinde, gayrimüslim kategorisinde olursun demesine rağmen yok. Çünkü kaşıması gerekli. Orası kullanması gereken bir yer ya. Heh, burası bana uymadı. Şimdi ben İslam devletini, İslam şeriatını eleştirmem gerekli ama benim elime bir koz verilmesi gerekli. Şimdi sen benim elimdeki kozu alıyorsun. Yok, ver o kozu. Öyle değil. Kabul etmiyor. Şimdi adama sorarlar. Adam İslam şeriatını savunmak için çıkmışsa, kendisi İslam devletini, İslam şeriatını Kur'an'da olan bir kaideyi sana söylüyor ise öyle mi? Ben bilmiyordum diyeceksin. Öğreneceksin. Sen gerçekten yani kendin bir şeyler uydurup onu İslam'a nispet edip nispet ettiğin şeyle İslam'ın yanlış olduğunu söyleyeceksen o zaman adil değilsin. Sahtekarsın. Adil değilsin. Alçaksın. Adil değilsin. İnsanları manipüle etmeye çalışan bir sihirbaz. Başka bir şey değilsin o zaman. Yani niyetinin gerçeği, hakkı aramak ise en fazla dersin ki ben bunu bilmiyordum. Tamam araştırayım dersin. Çünkü bu büyük o hayalini çökerten bir yasadır İslam devletinde. Hatta geçenlerde de konuştuk kardeşlerle. Vallahi dedim İslam devleti olduğu zaman hepimiz de boyun eğeceğiz. Yani nefsimizi ayaklar altına alacağız. Nefsimizi çiğneyeceğiz. Çünkü bizler başkalarının İslam'a teslim olmasını arzu ettiğimiz gibi, ümit ettiğimiz gibi ister iman etsinler, ister iman etmesinler. İmanımızın gereği. İslam devleti başımıza geldiği zaman bizler de falan kişilere kin gütsek de, öfke gütsek de, onların batıllarını görmüş olsak da cahiliyede, İslam devleti olduktan sonra Allah subhanahu ve teala dini onlara zimmi hukukuyla onların mallarını ve canlarını koruyor. Onlara dokunamayız bile. Şimdi ben sana soruyorum Diamond Tema ve zihniyetiniz. Şunu bir cevaplandırın. Kendi hayal dünyanızda şu an beni izleyen o kafirler, beni izleyen tüm kafir ekibiniz, kafir kardeşlerin, kafir grubun. Sizlerin inandığınız sistem başa gelmiş olsaydı, sizlerin istediğiniz sistem başa gelmiş olsaydı, o aklınızda artık ne var bilmiyorum da binlerce ihtilafın içerisinde hangisini uygularsınız onu bilmem. Uyguladığınızda bizlerin bu sakallı halimize, eşlerimizin peçeli haline, bizlerin mescitlerimize, bizlerin inancına, bizlerin söylemlerine saygı duyacak mısınız? İzin verecek misiniz daha doğru söyleyeyim? Saygı duymanız zaten düşünülemez. Samimi olsanız zaten saygı duymayacaksınız. Biz size nasıl saygı duymuyorsak, çünkü saygı duymak demek bir kişinin fikrine saygı duymak, o kişinin fikrinin doğru olduğunu da kabul etmektir. Bu bugünkü toplumun, bugünkü sistemin veyahut kendisine düşünür diyen düşünmezlerin uydurduğu sözden ibaret. Karşılığı yoktur. Yani örnek söylüyorum, kavga ettiğim adamın niçin kavga ettin diyor. Örnek söylüyorum, işte ev için, dükkan için, kapı önüne pislik attığı için ama pislik atmasına saygı duyuyor. Çıkarttığım o sorunla alakalı her neyse o soruna saygı duyuyor. Bizimle sizin aranızdaki sorun neyse ona saygı duyurmamız, ona saygı duymamız beklenilmez. Ki Diamond Tema'nın bir videosunda Allah alem aynen bu şekilde söylediğini işittim, gördüm, duydum. Kendisi bu konuda samimi. Tebrik ediyorum. Gerçek manada öyle. Benim sana saygı duymamam, senin bana saygı duymaman benim sana hayat hakkı vermeyeceğim anlamına gelmeyecek. Ama senin bana saygı duymaman konusunda gerçekten tereddüt içinde. Sizin inandığınız sistem, sizin istediğiniz sistem geldiğinde bizlerin herhangi bir şekilde güvenliği olamaz. Çünkü bizim kuralımız, kaidemiz bir Rab tarafından, ilah tarafından belirlenmişken sizler kendiniz ilahlık tasladığınızdan dolayı
her geçen gün ne kanun çıkartacağınız, bizimle alakalı ne fikir vereceğiniz hiçbir şekilde belli olmayacak. Buna kendine de sorarsan gerçekten cevaplandırmış olursun. Sen bizler gibi insanları görmek istemiyor ise elbette kendi kurduğun, yönetmek istediğin devlette ki Mustafa Kemal da aslında bunu istedi ama arzuladığı şeyi başaramadı. Elhamdülillah. Allah subhanahu wa ta'nın dilediği oluyor. Şimdi bugün sizinle imtihan içerisindeyiz. Sisteminizle imtihan içerisindeyiz. Ha ben bu sistem sizin sisteminiz derken sizin sisteminizin ne olduğuyla alakalı bildiğimden dolayı demiyorum ama sizin de benimsediğiniz, sevdiğiniz sistemlerden birisi olarak nispet ederek söylüyorum. Ha inkar ediyorsanız da inkar edebilirsiniz. Bu sistemden daha zalim bir sistem var ise aklınızda, orasını bilemiyorum. Hani adil dediğiniz bu sistemle alakalı hani kendin mesela yakalama kararınla alakalı gündem doldu taştı. Çıkıp da adam akıllı şunu söylemedin. Ya beni adresimde bulamamışlar. Bundan dolayı yakalama kararı çıktı. Çünkü Türkiye'de yakalama kararı çıkması için sen adresinde bulamamaları lazım. Bulmadıklarından dolayı yakalama kararın çıkar. Bunu büyütmenin, bunu böyle insanların gözüne sokmaya gerek yok. Senin özgür dediğin bu memleket hani da şeyde diyorsun ya videoda da ya işte eğer şeriat devleti olsaydı konuşamazdı. Bunu önceki videoda Diamond Tema kafirine cevap reddiye dediğimiz videoda geniş bir şekilde açıkladım. Dileyen orayı izleyebilir, dinleyebilir. Tekrardan onu anlatırsam ise bu video olur 10 saat. Bu şekilde gidersek zaten şu an en başlarındayız. Ya maalesef bayağı bir yolumuz var gibi gözüküyor. Çünkü meseleleri gerçekten açmadığımız sürece böyle cahil olan insanlar maalesef toplumun gözünde böyle parlıyor. Farklı bir konumda görülüyor. Senin bu adil dediğin sistem 3 defa 4 defa gözaltına aldı. Ve beni kaç gün nezarette hapsetti yani. Niye? Fikirlerimizi söylüyoruz diye. Niye? İnancımızı söylüyoruz diye. Niye? Görüşümüzü söylüyoruz diye. Niye? Anladın mı? Meseleleri anladıysan demek ki senin bu sistemden daha da harici olduğunu biliyorum. Yani senin inancın bu sisteme göre daha da ifrat seviyesindedir. Bu sistem seni tatmin etmiyordur. Bu sistem Müslümanlara yaptığı muamele seni tatmin etmiyordur. Sana göre bizim idam edilmemiz, öldürülmemiz gerekliydi. Sana göre bizim yaşam hakkımız falan yok. Bak eğer yaşam hakkı var dersen oradan ben başka bir yollara gireceğim. Bunlar Rabbim nasip ederse bir münazara teklifinde ben sana dediğim gibi açığım, bulunuyorum. Buyur konuşalım. Her türlü konuyu oturup konuşalım. 1 saat, 2 saat yetmeyeceğini de biliyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani en az bir 5-6 saatimizi ayırmamız gerekecek. Ben seni o videoda, o münazarada, o tartışmalarda senin durumunu çok merak ediyorum. Ve Rabbimin bana verdiği, lütfedeceği neyse onları seninle konuşacağız. İşte özgür dediğiniz bu devlet, sistem, rejim bize bunları yapıyor. Şu an senin yakalama kararın çıkmış ya. Adamlar yıllarca hapishanelerde halen içerideler. Niye? İnançlarını beyan etmişler. İnançlarını anlatmışlar. Niye? İşte bu inanca sahip olan insanlar örnek söylüyorum falan gruplardan falan hiziplerden. O zaman sen de gel. Sen neden bahsediyorsun? Sen önce bunu bir düzelt. Bak özgürlükten bahsediyorsun. Benim dinim yine önceki Diamond Tema kafirine cevap adlı videomda zaten bunları açıkladım. Benim dinim sana bu özgürlüğü sunuyor. Hatta benim dinim dedim ki sana mahkemelerini kurma özgürlüğü sunuyor. Bunu veriyor. Askerliğe gitmeme özgürlüğü veriyor. Çocuğunu okula göndermeme iznini veriyor. Kendi okulunu aç. Kendi inancın, ideolojin çerçevesinde çocuğunu orada yetiştirebilirsin. O okullarda öğretebilirsin. Bu sana İslam'ın sunduğu bir özgürlük. Soru. Bugünkü senin savunduğun sistem bunu bize verdi mi? Vermesi için mücadele edecek misin? Bu konuda samimi olup olmadığını görmek isterim. Böyle bir gücün, böyle bir kuvvetin, böyle bir isteğin bugüne kadar olmadıysa zaten böyle bir mücadelen de olmaz. Sen buna bir cevap vermek zorundasın. Şimdi sen Aslı Tok'un bu konu hakkında zaten ilerleyen zamanlarda dinleyeceğiz. Ne yapıyorsun? Reddediyorsun. Niye reddediyorsun?